Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, devamlarda mı kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın efendim, günaydın, günaydın içinden deniz geçen şehrin insanları, günaydın bütün vatan, bütün Türkiye, Ankara'sı, Afyon'u, Kütahya'sı, Eskişehir'i, İzmir'i, Bursa'sı, Antalya'sı, Trabzon'u, Rize'si, günaydın efendim, günaydın tek gözüyle uyumaya devam ederken öbür gözüyle bütün memleket satıma elinde yollara revan olmuş insanlar, insanlarımız günaydın efendim. Kadir. Efendim. Trabzon falan tamam. Okey, tamam. Bu şey ne abi? İçinden deniz geçen şehir? İçinden deniz geçen şehir bilmiyor musun ya? İstanbul. İstanbul. Deniz mi geçiyor? Abi. Hı. İstanbul boğazı ne? Dere mi çok affedersin? Deniz mi? Nehirdim ya. Seni kınamıyorum Pascal. Miniatürk'te, Minyatür Mevlana Türbesi'nin önünde dua edenleri gördü bu göz yani. Senin İstanbul boğazını nehir sanman ne ki ya? Abi, hala çözemedim ben. Bu İstanbul var ya, çok büyük ya. İstanbul çok büyük hakikaten. Bak. Sene kaçtı unuttum, NTV'de çalıştığım yıllar. Hı-hı. Bir olay oldu. Hı-hı. Nişantaşı'nda Maçka'da bir stüdyo var. Oraya bir kaset gitmesi lazım. Ulaştırmadan bir şoföre kaseti veriyorlar. Bunu diyorlar Maçka'daki stüdyoya götürüyorlar. Adam peki diyor, alıyor kaseti. Akşam oluyor. Aa, stüdyodan arıyorlar. Yok gelmedi. Ya nasıl olur? Adam sabah çıktı yani. Şurası Maçka, başına bir şey mi geldi? Cebi kapalı. Allah muhafaza. Hayda falan. Ertesi gün şoför arıyor. Abi ben Maçka'ya geldim ama burada diyor stüdyo falan yok diyor. Sen neredesin diye soruyorlar. Maçka'dayım diyor. Ya nasıl olur diyorlar. Trabzon Maçka'ya gitmişim. Hadi be. Vallahi. Şaka değil mi? Vallahi giderken ailesini de almış gezeriz diye. Nasıl olsa benzin şirketten hesap. Ya uyanık ya. Ya bu şirketlerdeki ulaştırma servislerinin şoförleri bambaşka bir mevzudur Pascal. Bak yine NTV yıllarından bir macera. Çekim ekibi ulaştırmadan bir araçla çekime gidiyor. Ama abi aracı biraz deli kullanıyor yani. Çekim ekibi de şoföre dikkatli ol falan diyor. Şoför ne diyor? Ne diyor? Kardeşim diyor, işime karışmayın diyor. Ben buna şahit ol. Ben sizin diyor anüsünüze karışıyor muyum diyor. Ne? Anüsünüze, yani anons demek istiyor aslında. Ben sizin diyor anüsünüze karışıyor muyum diyor. Bak ulaştırmanın şoförü. Şoförlerimiz ya, siz de cansınız ya. Kadir sen var ya, her yeri yakınsın. Yani ya. Bir Türkiye mozaiğim değil mi? Ben deyim peki? Senin ne olduğunu hala çözemedik Pascal. Ya bazen Fransız istihbaratının içimize soktuğu bir ajan olduğundan kullanıyorum. Ha bir senden bir de Wilco'dan. Wilco kim? Var ya Anadolu'yu geziyor böyle sarı bir Hollandalı. O da ajan mı acaba diye düşünüyorum bazen. Niye? Abi biriniz Paris'te, hı-hı, ya da Cannes'da neyse, biriniz Amsterdam'da krallar gibi yaşayabilecekken geliyorsunuz İstanbul'a, ne işiniz var abi İstanbul'da? Ama ekmek parası ya. Bilmiyorum, bazen deli sorular üşüyor, usuma. Usuma ne? Yani aklıma demek manasında, us yani akıl oluyor. Kuzu sisi. Me. Bur sisi. Ti. Rafadan yumurta. Alakok. Twitter adresi. Pascal Alçızgı Kadir. Combo Alçızgı Pascal. Askışgı, askışgı, askışgı. Bravo. Yapıştırın şarkıyı, yevmiyemiz işlesin. Hayırlı işler, bol gülüşler efendim. Haydi, haydi bakalım. Aragaz. Erken kalkıp yol alan program. Aragaz. Pascal. Kadir'cim. Soçi'deki kış olimpiyatlarını seyrettin mi hacı? Hayır abi. Abi sen nasıl? Koca kış olimpiyatı 2 hafta sürdü lan. Nasıl sporcusun abi sen ya? Abi ben sporcu değilim. Futbolcuyum. Nasıl? Futbol spor değil mi abi? Futbol yapan spor değil mi? Hayır. Futbol var ya. İçinde sanat var. Öyle bir spor. Vay. Futbol içinde spor olan sanat diyorsun. Güzel laf. Nereden arakladın hocam? Peki neden öyle? Abi futbol var ya. İnsanı değiştirir. İnsanı değiştirirse her şey hep sanattır. O zaman berberler de sanatçı. Tabii. Ama sanat sadece dışını değil. İçini değiştiriyor. İçini değiştirir derken? Ruh. Doğru diyorsun. Bak bence bir futbol maçı sinema filmine benziyor Pascal. Ne açıdan da hanım? Hikayesi olacak maçın. Hikayesi olan maç güzel olur. Girişi, gelişmesi olacak, çatışması olacak, sonucu olacak.
maçlarımız ya işte onlar güzeldir öyle olanlar. Mesela neden derbi maçlar çok heyecanlı? Çünkü bir hikayesi var abi derbi maçı. Doğru abicim. Doğru. İçinde mesela en çok hikaye barındıran spor futbol yani. O yüzden öteki spor dallarından daha çok insan takip ediyor futbolu bence. Filozofsun be. Ya öyleyim ya. Neyse kış olimpiyatları bitti biliyorsun. Evet. Slalom'da Türkiye 63. oldu. Yok artık. Arkadaşım ben laylonla kaysam 63 olmam, 52 falan olurum, 55 olurum. 63 ne arkadaşım ya? İlk defa mı karda kayıyorsun ya? Çok ayıp ya. Skandal diyorsun. Evet abi. Aslında kayakçılarımıza da kızmamamız lazım Pascal. Niye? Ya çünkü bizim kış olimpiyatlarında başarısız olmamız normal. Ne diyorsun abi? Niye öyle diyorsun? Sizi kayın ya. Pascal, kışın buz tutmuş yolda kayıp düşen adama kakır kakır gülen bir millet kış sporlarında nasıl başarılı olacak Allah aşkına ya? Doğru. O da doğru. Misal Fransa'da biri buz tutmuş yolda kaydı düştü. Ne yaparsınız? Hiçbir şey. Elinden tutup kaldırmaz mısınız abi? Yok be abi ya. Dönüp gideriz. Bak abi bunlar hep domuz eti yemekten olur söyleyeyim abi. Ne alaka? Babaannem öyle derdi. Arkadaş biz de ne bahtsız milletiz ya. Niye öyle ya? Arkadaşım Batı'nın ilmini fennini alalım dedik. Ala ala Batı'dan aldığımıza bak. Ne aldık? Sen Batı'nın Pascal'ını aldık. Ayıp sana be ya. Beğenmiyor musun? Ya neyse insan tuttuğunu değil kısmetini yermiş. Biz de kısmetten sen varsın. Ne yapacağım Pascal? İyi o zaman. Aragaz. Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Aragaz. Pascal. Yes bro. Dinleyici sorusu var. Neymiş? Erkan soruyor. Hı-hı. Diyor ki dikkat ediyorum kadın erkek ilişkileri söz konusu olduğu zaman hep erkeklere yükleniyorsunuz. Kadınlara arka çıkıyorsunuz diyor. Evet öyle yapıyoruz. Kadınların hiç mi kusuru yok diyor. Yok tabii. Onlar kusursuz. Ya aslında var. Olmaz. Kadınların da yanlışlık. Yani düşündüm bak Pascal. Evet biz erkeklere bazen haksızlık yapıyoruz. Yapıyor musun? Yapmayız be. Yapıyoruz. Saçma sapan olsa da erkeklerin yaptığı her şey kadınların gözüne girmek için değil mi ya? Ha? Bizi beğensinler, kendilerini layık bulsunlar diye girmediğimiz şekil mi kaldı Allah billah aşkına? Evet abi. Her şey kadınlar için. Oysa kadınlar bizi ne kadar da acımasızca yargılıyorlar halbuki Pascal. Evet. Hiç acımıyorlar. Ne kadar zavallıyız halbuki biz erkekler olarak. Bak mesela bir hanım dinleyici mail atmış. Erkekler neden bu kadar kaba, neden bizi anlamıyorlar diye soruyor. Ya Emel'cim keşke saçlarınızdaki kırıklara üzüldüğünüz kadar biz erkeklerin kalbindeki kırığa da üzülseydiniz. Yani. Hemen bütün kadınların bir gün kilo verir de içine girelim diye atmaya kıyamadı o dar kot var ya o küçük beden evet. Kot. İşte o dar kotun içine girmek için çaba sarf ettiğiniz kadar bizim kalbimize girmek için çaba sarf etseniz bambaşka olacak. Yürü be kırıcı be. Ya arkadaşım kalbimizi kırdığınızda tırnağınızı kırdığınız kadar üzülmüyorsunuz ki. Ha? Ha, o zayıflama aletini satın alsanız oturduğunuz yerde hiç yorulmadan kilo vereceğinizi söyleyen televizyondaki satıcıya inandığınız kadar erkeğe güvenmiyorsunuz ya. Ey sallah ey sallah Kadir Başkan ey sallah. Yani Pascal şimdi bizim bütün o saçmalamalarımızın, o deli deli esmemizin, gürlememizin, o anlamsız kıskançlığımızın, öfkemizin, kederlerimizin, ne bileyim işte kimi kabalığımızın anlamı. Yani sizin karşınızda ne yapacağımızı bilemediğimiz için. Anladın mı? Kalbimize sığmayan aşkınız yüzünden olduğunu anlamanız lazım bence. Çünkü seven erkek saçmalıyor. Yani bunu unutmamak lazım. Bunu anladığın gün işte o zaman belki hiçbir şey bu kadar zor olmayacak. Ne diyorsun Pascal? Pascal ağlıyor musun lan sen? Çok duruyor lan bunu. Kadir sarmak istiyorum. Lan ya, gel. Bas git ya bana sarma. Ya çek şu halat gibi kollarını ya. Bir gören olacak tövbe ya Rabbim ya. Hadi şarkı patlat şarkı patlat. Seni seviyorum. Bak kocam. Hala ya. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Femen grubu var ya. Ben onlara kurban olurum. Hani şu protesto hesabına üstsüz eylem yapıyorlar. Evet ya biliyorum ya. En son bir kilisede yaptılar eylem biliyorsun. Aa günah be çok ayıp ya. Saygısızlık tamam bak kabul. Evet. Ciciklerini fora et. Ne ama ya? Mabette kutsal yerde yapma. Ayıp diye bir şey var öyle mi hacı? Öyle abi cicik mi ya? Yani demişler yani protesto saygısızlık etmek demek değil ki değil mi Pascal? Pascal? Bana mı? Neye bakıyorsun sen? İnternetten bakıyorum ya. Fener'in m***sine. Femenlerin de... Ya kapat kardeşim. Ne bakıyorsun cıbıl hatunlara ya? Kaç dakikadır bakıyorsun? 5 dakika ya. Neyse şarkı gelince bir boy abdesti mi aldırsak sana tövbe ya? Sakatlandı la abdesti. Kadir, radyoda su yok mu? Kesik mi sular? Evet. Teyemmüm yaptırırız. O da bilmiyor mu? Tamam abi tamam. Şarkı gelince ben sana anlatacağım teyemmüm.
Yani femenciler, bak bunu arayalım la şu femencileri. Allah, ara tabii be, hemen ara. Arıyorum la o zaman. Çal çal. Arıyorum, 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 çalıyorum, çalıyor, çalıyor. Alo, femen grubunun lideri Nikita Şevçenko ile görüşüyorum. Futbolcu mu? Bilmiyorum. Selamın aleyküm Hacı Nikita. Ben Kadir Çöptem, yanımda Pascal Numa var. Kakosikorega, magazin. Oğlum o Rusça mı? Sen öyle olmaz ki, kak dile diyeceksin, o haroşo diyecek, haroşo etojo diyeceksin. Neyse, anladım efendim, alo, ne? Bizi protesto mu ediyorsun? Daha bismillah, ne oldu Nikita ya? Ne diyor? Erkek değil misiniz diyor, hepinizin köküne kibrit suyuluyor. Açtım ciciyi protesto ediyor. Allah Allah. Kendi biz görmüyoruz. Alo Nikita, ablacığım şimdi biz sizin muhalif kişiliğinize belli bir oranda saygı duyan insanlarız. Agresyonu bırakalım, iki laf ederim. Efendim? Hepinizi açtınız. Oh. Bütün femenler üstleri fora etmiş Pascal. Abi resim atsınlar ya. WhatsApp'ta. Alo femen ablacığım. Ablacığım bir saniye. Şimdi biz size insan gibi bir laf söylüyoruz şurada. Siz niye böyle tepki koyuyorsunuz ya? Pascal sen de protesto et femeni. Ediyorum abi. Buyur, buyur femen. Pascal da sizin protestoyu. Aha o da açtı üstünü. Üstten. Üstten. Abi altını da açıyor bak. Yalnız bana dönme Pascal, öbür tarafa da öyle bir protest. Tövbe ya. Ya iki dakika insan gibi röportaj yapalım istiyoruz. Yemin ediyorum bu ne ya? Otur la Pascal. Ole 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 ole. Ya tamam, sallama Pascal Allah. Tamam kardeşim, giyin ya. Alo femen. Sevgili Nikita. Ne oldu? Ne? Sevgili dedik, hata mı ettik? Komrat Nikita diyeyim. Ablacığım siz feminist misiniz ya? Evet. Ne diyor abicim ya? Allah'ına kadar feministiz diyor. Hayırlı olsun. Alo Nikita, şimdi femenci Nikita. Ablacığım tamam feministsiniz, tamam protest bir yanınız var. Saygı duyarım. Biz de şahsen kadının kendi ayağı üstünde durmasından yanayız. Ama yani şimdi kariyer yapayım derken, kendi maaşımı kazanayım derken işi gücü boşladınız ablacığım siz ya. Bütün dünya kadınlarına sesleniyoruz ya. Yani ablacığım azıcık da ev işine bakın, koca gezegeni götürüyor ya. Kendi söylesene ya, beni de alsın. Şey, Nikita abla. Pascal femene katılmak istiyor. Evet. Tabii tabii, hiç merak etme. Açmaya çok meraklıdır o. Bak açık. Çok randuman alırsınız bundan. Aç demeden açan bir yapısı var bunun zaten. Yo erkek bu. Anladım. Ne diyor ne diyor? Valla sana ana avrat dümdüz gitti. İleri geri konuştu. Ver. Al buyur. Hayro. Nikita. Sana manayım var. Dinle. Evimin yolları patikadır patika. Muz aldın 2 kilo çikita. Sana bir şey vereceğim. Asası olacaksın Nikita. Ya aylaksızlık biz boyu arkadaşım, ver şunu ya, ver ya. Alo Nikita. Abla ha, ben Kadir. Efendim? Hayda. Ne diyor ya? Bizim gruptan 2 kişi yollar, sizi aldırtırım, bir kamyon kız ziyarım mekanınıza, akıllı olun diyor. Abi yollasın ardısın ya. Ya sen niye bu kadar heyecanlandın ha? Abi bu lalus değil mi? Yollasın Nikita'nı, ardısın ya. Evet ya. Alo Nikita, biz senin gibileri çok gördük. Delikanlıysan yolla adamlarını aldır ya, mekanımızda bekliyoruz be. Pascal'ın evi oluyor mekanımız bu gece. Delikanlıysanız gelin ya. Hadi bakalım ha. Çıplak olsun. Gelsin. Yemin ediyorum çok çakalsın Pascal. Aragaz. Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aragaz. Pascal. Geldi. Şimdi biz her zaman neyi savunduk? Ne bileyim ben? Aldatmanın ve ihanetin kötü, alçakça bir şey olduğunu savunmadık mı? Savunduk mu? Farkında değilim. Allah Allah. Ne dedik kardeşim, ne dedik? Biriyle berabersen ona odaklanacaksın. Üçüncü kişiler aşkta olsun, evlilikte olsun huzuru bozar demedik mi? Dedik mi? Ne zaman dedik? Ama nedir? Bizi sallayan oldu mu? Yine bir sürü soru geliyor. Ne sorusu? Mesela Kadir abi, Pascal abi, sevgilim beni başka biriyle yakalarsa ne yapmam lazım diyor çocuk. Çok ayıp. Gerçi biz buna cevap verdik Pascal. Hatırlamıyorum. Ya ne demiştik, hatırlasana, bir başkasıyla yakalanırsanız her zaman sonsuz inkar yöntemini kullanacağız demedik. En faydalısı sonsuz inkar dememiş miydik? Dur. Misal bak, ben bunu örnekleyelim. Bir dinleyicinin kafası açılsın. Evet. Ben mesela aldatan erkek olayım, sen de aldatılan kadın ol Pascal. Tamam. Tamam mı? Peki şimdi beni yanımda bir hanımla yakaladın. Tamam mı? Allah belamı versin. Dur be yavrum, dur be kardeşim. Benim yanımda bir hanımla gördün. Sarmaş dolaşız daha ya, tamam mı? Tamam okey. Hadi buyur başla.
Kadir. Aa hayatım, senin ne işin var burada? Kim bu karı? Hangi kadın? Yanındaki karı. Aa yanında kadın mı var? İşte orada duruyor. Ne alakası var bebeğim? Kim bu karı? Hayda, hangi kadın sevgilim, benim hayatımda bir tane kadın var, o da sensin. Kim bu ya? Çok ayıp ama sana yakışıyor mu hiç böyle laflar? Kadir çabuk söyle, kim bu karı? Hayatım ben de yeni geldim bu kafeye, tanımıyorum ki. Bak bilmiyorum, aa bu kim ya? Aa hayret. Bak gördüğünüz gibi sonsuz inkar yöntemi. Yeteri kadar inkar ederseniz emin olur sevgiliniz. Bir süre sonra kendinden şüphelenir. Aa ben bir yanlış mı yaptım diye. Ama bunun bir handikapı var. O ne baba? Yanınızda bir kadın olduğu gerçeği değişmez. Evet. Onu ne yapacağız? Ya bu sonsuz inkar yöntemini upgrade edeceğiz Pascal. Yanımızdaki kadının varlığına makul bir sebep bulacağız. Nasıl olacak o? Ya şöyle mesela, sen yine aldatılan kadın ol. Ben yine aldatan erkek olayım. Beni başka bir hanımla yakaladın, tamam mı? Başla. Kadir. Aa sevgilim, senin burada ne işin var? Bırak şimdi. Kim bu karı? Hangi karı? Yanındaki karı. Aa yanında karım var. Aa var. Hayatım montaj bu. Nasıl montaj? Vallahi ben geldiğimde yoktu. Montaj yapmışlar. Aramızı bozmak isteyenler montaj yapmışlar. Aa montaj bu. Bak işte bu. Sonsuz inkar yöntemi. Volüm 2 diyoruz buna. Yeni versiyon. Abi tebrik ediyorum ya. Tabii tabii. Gurusun guru. Abi rica ediyorum. Ne de halkıma hizmetten başka bir gaye yok. Maksat çiftlerin saadeti Pascal. Evet. Aragaz. Rüyadan uyandıran program. Aragaz. Bir hanım dinleyicimiz tweet atmış. Diyor ki sizi çok seviyorum ama argo çok kullanıyorsunuz diyor. Aşağı. Biz konuşmayız. Evet yani biz sokakta konuştuğumuz gibi konuşuyoruz. Yaptığımız sadece bu. Pascal bak aklıma geldi. Can Yücel'i biliyorsun değil mi? Yok abi. Neci? Şair rahmetli. Çok değerli bir şair. Çok küfür ederdi ama. Neden bu kadar küfür ediyorsunuz diye sormuşlar ona. O da demiş ki ben küfürbaz değilim. Sadece ilham perilerin biraz sürtük demiş. Aa. Çok güzel cevap değil mi? Bizde peri var mı? Ama. İlham perisi. Şimdi biz profesyoneliz Pascal, bizim ilham perisi bekleyecek lüksümüz yok. Hem ben öyle cinden periden korkarım. Sen mesela hiç gördün mü öyle bir şey? Gördüm gördüm. Nerede gördün? Cin filiz. Çok severim abi. Kardeşim alkol olarak değil, paranormal varlık olarak cin yani, gördün mü? Aa yok abi yok. Ben tırsınım abi. Atılma s***** yerim. Gerçekten çok sakat mevzu Pascal. Biliyor musun lafların geçtiği her yere gelirlermiş. Hadi burada var mı? Evet. Amanım. Ya Pascal yemin ediyorum kireç gibi oldun lan Marsık. Lan doğrusu burada mı? Ben ne bileyim abi, öyle diyorlar yani. Onlardan bahsedince gelirlermiş. Söyle gitsinler ya. Biz de gelene git gidene kal demek yok Paskal'ım ya. Yani. Kadir çarpayım yarım. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Asıl insanlar cin olmuş. Ortamlar şeytan dolu. İnsanlar şeytan olmuş. Asıl insandan korkacaksın. İnsanda var çok kötülük yani, nedir? Doğru dedim. Şşş Kadir bana bak, nereden çıktın? Cin peri falan. Ne bileyim abi, bir yerden bir mevzu açıldı değil mi saçma bir şekilde. Dua et dua et. Gider gider. Abi ben git falan diyemem. Ters bir anlarına gelir. Aman ne diyeyim. Çok necis yerlerde olurlar bunlar. Ne gibi? Sulak yerlerde yani. Misal derler ki gece vakti hava karardıktan sonra rögar kapaklarının su giderlerinin falan üstünden yürüyerek geçme derler mesela. Arabaya gitsek? Onu bilemedim ben abi. Tövbe. Derler ki eskiler mesela hava karardı çamaşırını balkon gibi yerlerde bırakma derler. Abi balkondan mı ne işin var? Abi kurutmak için asılmaz mı? Hava kararınca toplayın derler bizim büyüklerimiz. Musallat olurlarmış. Çok sakat ya. Bir de hamama falan gece girmeyin derler mesela. Niye? Abi bunlar işte hamamı çok seviyorlarmıştı. Benim mesela hamam sahibi arkadaşım var. O gördüğünü söylüyor mesela. Ne görüyor? Hani bunları yani akşam müşteriler gidince hamamı yıkayıp kapattıktan sonra içeriden kahkaha, gülüşme, şarkı, muhabbet, her türlü ses geliyormuştu. Niye be? Yıkanıyorlar abi. Ay Kadir altıma. Hatta bir keresinde yeni bir tellak almışlar işe. Akşam olmuş, hamamı kapatmışlar. İçeriden bir takım sesler gelmiş. Tellak da acemi ya, hamama girmiş içeride biri mi kaldı diye. Eyvah eyvah eyvah. Tellak. Tellak bakmış göbek taşının üstünde kadın yatıyor. Bembeyaz böyle inci gibi kusursuz biten saçlar simsiyah. Allah'ım böyle bir güzellik yok. İnanılmaz bir güzellik. Bir güzel bakmaya kıyamazsın. Yanına gitmiş ablacığım demiş, burası erkek tarafı demiş. Sen buraya nasıl girdin demiş. Hem hamamı kapadık hadi çık, kadın doğrulup tellak bir gülümsemiş. Ana dişleri sipsivri vida gibi. Anladın s***. O ne ya? Meğer peri kızına denk gelmiş. Kadir ne yaptın ya? Korkur film ya. Bu program ne ya? Bir şey soracağım. Sor.
Jacuzzi gidilir mi? Abi ne bileyim ben jacuzzi severler mi? Harbiden çarpılacağız yani şimdi böyle devam. Sen açın bezuyu. Yani işte Argo'dan girdik, Can Yücel'den, Çinler, Peri Kızları falan geldik ne bileyim kapa, ben. Kapa. Ya çok kardeşim bir felak, bir nas, bir ayetel küstü bitti, sağlam alırız kendimizi. Allah var gam yok ya. Hadi bir şarkı girelim hadi. Ya bırak şarkı ya. Okuyacağım sen ben okuyacağım. Tamam sen bak şimdi. Aragaz. Paskal. Yes sir. İşte o an geldi. Şiir mi? Hani duygularım böyle tosum tosum tosardığı, benizlerin sarım sarım sarardığı, dizelerin, kafiyelerin, mısraların dünyasında hani böyle bir yürüdüğümüz o büyülü an. Yani şiir okuyacağız, şiir. Başka bir şey yapalım. Ne yapacağız abi? İki yatağı. Abi hadi. O, sen iyice oldun ya vallahi. Radyo yayında tavla mı oynayacağız abiciğim? İşte diyoruz ama şiir olmasın. Okuyacağım kardeşim. Hem de dinleyicinin şiiri, bu nasıl okumam ya? Of. Değindici var ya. O da bozuldu. Efendim bu mailimize Beyaz Atlı Prens Niki ile geldi. Beyaz Atlı Prens. Evet evet. Kafayı yedi. Başlıyorum. Eyvah. Yapıştır romantik Pascal. Giriyor. Dün hava çok güzeldi sevdiceğim. Ben de yalnızlığım, yani en yakın arkadaşım. Kırlara vurduk kendimizi, dolaşırken şöyle bir baktım da etrafa. Bir ben yalnızım, kek gibi. El oğlum manitayla gezerken, bir tek ben yalnız takılıyorum, kaybolmuş eşek gibi. Oysa ben böyle değildim. Benim de bir sevgilim vardı melek gibi. Yan yana geldik mi ateş düşerdi kanımıza. Bizi kimse ayıramaz derken abisi olacak yarma girdi aramıza. Aramıza girmekle kalmadı, bana da girdi deve. Hastaneyi mesken etti aşkımıza. Çift vurup tek saydırdı. Vura vura baydırdı. Tipimi de kaydırdı. Nazlı yarimin zalim abisi. Al dedim yarimin abisine, al da kur kardeşinin turşusunu. Şarkım şudur bundan sonra Kadir abi. Gel gel gümüle gel, gel gel böğrüme dom dom kurşun. Nasıl buldun Pascal? İyiler. Nasıl ne? Sen ne anlarsın da şiirden? İnanılmaz, harika. İşte böyle eserler bekliyoruz. Gelen eserlere bakıyoruz. Hepsi çok açık seçik falan. Yani yapmayın. Bak bu ne kadar güzel ya. Şöyle Beyaz Atlı Prens yazmaya devam et aslanım benim ya. Harika bir şiir matematiği. Mükemmel kurgu. Tebrik ediyorum ya. Hadi canım devam canım. Senin kitabını basacağız bak. Şiir göndermek isteyenler için ver yavrum mail adresimizi. Neydi? metrofm@... Ya boş ver ya. Göndermişsin. metrofm@metrofm.com.tr ama böyle şiirleri okuyacağız. Bak söyleyeyim ha. Böyle olsun. Evet. İğrenç olsun. İğrenç olsun. Bu okuyum. Ya sen ne anlarsın edebiyattan ya. Aragaz. Geç yatıp erken kalkan program. Anne şefkatini özleyen yetişkinler için kucaklama hizmeti veren şirket kuruldu. Oh, ben de kucaklarım. Evet, New York'ta Ali C. adlı bir kadın. Ali mi? Ali mi? Vallahi Ali diyor. Kadın. Evet. Saati 80 dolara kucaklaşma sarılma hizmeti veren bir şirket kurmuş. Hizmet Amerika'nın saygın medya kuruluşlarında haber değeri olan bir şey olarak yer almış. Kucaklayıp sarılacağım peki sonrası yok. Hizmet buraya kadarmış. En fazla kardeş uyunabiliyormuş. Kaç paraymış? 80 dolar saati. Yani saati. Arada istediğin. İstersen 5 saat saralım. Kadir. Ya böyle bir tuhaf vurursa. Abi tuhaf olmayacaksın çünkü sözleşme imzalıyormuşsun.
Kabar insan. Vallahi kabar, tosar, ne halt edersen et ama sakin durmak üzerine büyük tazminat talebi olan bir sözleşme imzalamış. Afacanlık yapmayacağına dair. Ondan sonra bu hizmeti veriyorlar. Kadir, burada var ya, yüzünü bozarız. Vallahi işte onun için de kadın sadece Amerika'da kalmaya kararmış. Buraya gelmiyormuşum. $80 bir sat, $100 mutlu sat. Ya nasıl kötü alıştın bu masaj salonlarında falan. Sen çok kötü alıştın ya. Allah'ın marsını ya. Bu ne? Bir sarılmanın huzurunu yaşa. Bir. Kim götürdü beni? Nereye? Masaja? Aa, midinin yerine mi? Mimi. Mimi. Aman o masaj sayılmaz ya o. E sen de ne yapayım, masaj istedin, kulunçlarımı tükledin kütük gibi dedin. Ne kürşü be? Bir ezdireyim dedin kuluncumu dedin, ezdirdin. Ya oldu. Güzel hizmet. Ben bunun Türkiye'ye gelmesini istiyorum. Hangisi? Bu sarılıp kucaklaşmak. Güzel hizmet böyle. Eli var mı? Ha? Eli var mı? Ne elisi? $50. Var. Ver bakayım. Ne yapacaksın? E saracağım. Ya yürü git şuradan. Aragaz. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. Sevgilisini rögar deliğine attı. Çin'de meydana gelen olayda bir adam sevgilisini rögar deliğine atıp kapağı üzerine kapatmış. Oh. Olay güvenlik kameralarınca görüntülenmiş. Haiku kentinde efendim, kadını öldürmek için böyle ölmüş bir yöntem. Hayır, ölmemiş. Talihsiz kadın 3,5 metre suyun içinde 60 saat kurtarılmayı beklemiş. Elbiselerini birleştirip ip yapan kadın uzun uğraşlar sonucu kurtarılmış. Zaten orada bilmem kaç metre derinde nasıl kurtuldu. Sevgisini rögara atarak öldürmek isteyen adamsa tutuklanmış. Kız arkadaşına olan $16,500 borcunu ödememek için öldürmeyi seçtiğini söylemiş. Ama ne enteresan yöntem. Nasıl bir ilişki yaşadınız da siz kadın cehazi rögar. Rögar biliyor musun? İğrenç bir şeymiş. Rögar biliyor musun ne olduğunu? Rögar? Rögar biliyor musun? Komutan Logar. Komutan Logar mı? Evet. Yok oğlum, Logar lan. Logar bu kapak, hani üstünden geçer. Altta bir takım. Çukur kapak. Ya bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Pardon. Ne diyeyim ya? Sanki Türkçen değil. Ha tabii. Barda, pavyonda, kulüpte kızlarla konuşurken Türkçen alülala. Radyoda konuşunca sanki Türkçem iyi. Şuursuzun önde gideni seni. Bu evrensel. Ya evrenseldi. Biraz dikkat et, bu kadar yıldır artık millet inanmıyor la senin şey olduğuna bu arada. Pascal olduğuna. Konuşurum abi ya. Aman bazı kelimeler kafa mı karışıyor? Ben Pascal değilim. Geçen gün bir arkadaş yolda giderken öyle dedi. Abi o Pascal değil, değil mi? Onun taklidini yapar. Hayır, nerede gördünüz ki onun taklidini yapsın o kadar? Tövbe. Vallahi billahi de. Fotoğraf koyuyoruz. Ha, Instagram'da fotoğrafımız var. Evet. Ya niye yalan söylüyorsun? Bildiğim bu işte Pascal ya. Bildiğim Pascal. Kur'an çaksın benim oğlum ya. O Kur'an seni niye çarpsın? Sen Katoliksin ya. pardon. Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, devamlarda mı kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz.